Evet. Şahin. Şahin'e gitmesi yönünde bir oy var efendim. Hemen işaretleyelim ve devam edelim. Şimdi gelin adayların evinden çıkacak bir isim. Ben bekliyordum. Bir kez yazılmasın en azından. Rabia. Devam ediyoruz. Gökhan. Daha bir şey yok. Üç oy açtım. Dördüncüsü geliyor. Adlı soyadlı. Niye? Çünkü evde iki tane var aynı isimden. Gamze Taşkın. Peki bakalım hangi damat adayının adı var burada? Değişik. Her hafta çıkar gerçi değil mi Aykut? Halk oylamasında birinci olmadığım sürece 3-4 tane çıkıyor. Tatlıya tuzluya bulaşmam ama çıkar diyorsun. Evet. Belki de ondandır. Bulaşmak mı lazım acaba? Acaba. Ya, gerek yok ya. Evet efendim, Aykut'a da hemen gitmesi yönündeki oyunu yazdık ve yine o evimizde çift olanlardan bu kez Gamze G. Göktürk. Gamzeler birer oy aldı gitmeleri yönünde. Bir de Rabia'nın var gitmesi yönünde oyu. Erkeklerdense Şahin, Gökhan ve Aykut'un ve toplamda efendim 6 oy açtım henüz. Devam ediyoruz. Boğaç. Adettir. Hayırdır, gelir gelmez. Adettir. Evet, yeni gelen damat adayını bir kere burada yazarlar. Hemen Boğaç'ın da oyunu not edelim ve devam edelim. Gelin adaylarından çıkacak bu. Nazlı. Şaşırmadım. Bu da adettir, bir kere de bir Nazlı çıkar. Haftada bir kere mutlaka. Peki. Ne bu, vitamin? Galiba. Galiba. Vitamin. Şimdi gülüyorsunuz, rahatsınız tabii çünkü henüz 8 oy açtım. Yani neredeyse yarısını açtım ama bakalım şimdi bundan sonra ne olacak? Damat adaylarından bir isim. Acaba Aykut tatlıya, tuzluya, etliye, sütlüye karışmanın zamanı geldi mi? Ne dersin? Yok Seda Hanım ya, bu saatten sonra karakterim değişmez yani, neyse ama. Belki de aşk yaşı Aykut uyarılarıdır zaten bunlar. Benim de amacım o da, şimdi olmayınca da zorlamanın bir anlamı yok yani. Belki de arkadaşlar yazmıştır, bir adayım olmadığı için yeni bir aday bekliyordur. Ki o mantıkla yazmışlardır. Kimsenin aramda hiçbir problem yok. Peki. Yani o yüzden yazmışlardır. Ama gitmen yönünde 2 oy var. Şu anda en fazla oyu olan adaysın. Hissediyorum bunu. Gelin adaylarına dönüyoruz. Gamzelerin birer, Rabia'nın bir de Nazlı'nın oyu var gitmeleri yönünde. Bununla birlikte Rabia'nın 2 oyu olmuş oldu. On oy açtım çocuklar, 7 oy var elimde. Ve güle güle yolluyor bir gelin adayı, bir damat adayını. Şahin, tahmin ediyor musun? Etmiyorum ama her hafta gülerek yollayan biri var. Evet, hiç gülen yüzlü biri var. Hiç merak etmedin mi Hayır, kim o? Hayır, merak etmemişim. Erkekler evinde Şahin ve Aykut'un gitmeleri yönündeki oylara eşitlendi efendim. 2-2. Bakalım gelinler evinde ne olacak? Evet, bu oyla gelinler evinde de bir eşitlik oluyor. Gamze Taşkın ve Rabia'nın oyu. İkişer. Evet, 5 oyum var. Erkekler evine dönüyoruz. Adnan koruma altında.
Onur koruma altında. Berker'in gitmesi yönünde bir oy yok. Semih'in gitmesi yönünde bir oy yok. Onun haricinde her damat adayının var. Bakalım buradan ne çıkacak. Bayağı sağlam bir eşitlik oluyor bu oyla. Efendim, üç damat adayımızın da ikişer oyu oluyor gitmeleri için. Boğaçan ismiyle birlikte. Boğaçan gelir gelmez ne oldu böyle? Kızı seviyorum, ne yapayım Seda Hanım. Bu yüzden de motor sürüyorum zaten. Peki. Devam edelim. Gelin adaylarından da Gamze Taşkın ve Rabia'nın ikişer oyu var efendim. Bununla birlikte... Rabia'nın üç oyu oluyor. Gitmesi yönünde. Gamze Taşkın'ın iki, Gamze Göktürk'ün bir, Mehtap'ın bir. Yani... Son oy. Çünkü damatlar 8 kişi. Gamze Taşkın değilse gidecek aday belli oluyor. Şimdi damatlar evindeyim. Damatlar evi için bir tane ekstra oy var biliyorsunuz bu hafta. Çünkü 9 kişiler onlar. Yani çok güzel bir ilişki içerisindeydim. Böyle gitmemeliydim. Gideceğimi biliyorum. Biliyor muydun? Biliyorum. Öyle hissediyorum ben. Hissediyorum ben gideceğim. Ben ama gerçekten Gökhan'ı sevdim. Çok sevdim gerçekten, yani farklı sevdim diğer geçmişteki ilişkilerimden farklı. Çocuksu sevdim Gökhan'ı gerçekten, onunla yaşadıklarım. Öyleydi yani, bir çocuk gibi sevdim onu. Bir hani ilkokulda veya lisedeki aşk, yaşadığım bir aşk gibiydi yani benim için. Annesini çok sevmiştim. Çok hiç unutmayacağım onu. Ne bana hayatımda kimsenin yapmadığı sürprizleri o yaptı. Çok değerli hissettirdi bana kendimi. Çok çok değerli hissettim. O yüzden onu hiç unutmayacağım. Bu şekilde gideceğim yani. En son yaptığım mesela. Diyorum ya hani Gökhan'la bir çocuk gibi yaşadım o aşkı diye. Çünkü çocukluğumu bana yaşatmak için en son yaptığı şey, beni derinden etkileyen şey zaten oydu. Gökhan'a orada daha çok bağlandım o günden sonra. O yüzden üzüleceğim ama onu asla unutmayacağım. Çok güzel bir an olarak kalacak. Çok güzel bir ilişki olarak kalacak. Bu kadar saf, temiz. Benim için Gökhan gerçekten öyleydi. Evet, dur bakalım. Açılmadık, oyumuz var. Damatlar evinin oyu geliyor. Aykut 3. Geçen haftanın birincisi Aykut efendim. Bu hafta şu anda gitmeye en yakın isim. Gitmesi yönünde 3 oy var. Şahin'in 2, Boğaçan'ın 2 oyu var. Açmadığım 1 oy var. Bakalım ne olacak ama... Şu elimdeki oy artık gelinler evini belirleyecek. Rabia'nın 3, Gamze Taşkın'ın 2 oyu var. Gamze Taşkın dışında herhangi bir isim çıkarsa... Rabia ayağa kalkan isim olur. Gökhan ne hissediyorsun? Çok emek verdim. Çok uğraştım. Birçok şeyi şeye göğüs gerdim. Direnebildiğim kadar direndim.
Aynı şeyleri izledik. Ben de gördüğümü çok iyi biliyorum. Çok eminim. İzlediğim şeyi de gördüm. Kendimden de eminim. Sevgimden de eminim. Ben şu an değilim. Mesela Adnan hep bana derdi ki Seda Hanım yani samimiyet yok, samimiyet yok, samimiyet yok. Ben de hep dedim ki size olmayabilir. Bana geçen bir şey var dedim. Her zaman bunu savundum. Size geçmese de olur. Siz samimi bulmasanız da olur. Ben buluyorum kardeşim dedim. İlk kez söylüyorum. Hiç samimi gelmiyor şu an. Bu görüntülerden sonra. Bu günlük anlık olur, biter. Ben her şey bitti. Ben günlük anlık bir adam değilim Seda Hanım. Hayatımın hiçbir evresinde de olmadım. İyice düşünerek, tartarak hareket ediyorum. Konuşmalarımı da şu an o yönde yapıyorum. Bir şeyle itham... İkinci tur. Başka bir isimse Rabia Üçoğlu ayağa kalk. Toyla Rabia. Rabia hiç kendini savunmaya da çalışmadın. Hiçbir şey yapmadın. Otur şimdilik dur. Damata da söyleyeyim. Bugün enerjin yoktu. Hissettim zaten. Başından beri. Evet başından beri. Hüzün vardı sende bugün. Vardı. Hissettim sanki. Kimseyle de konuşmadım. Evet, damat adaylarının oyunun yarısıyla da. Rabia, evden gitmesi istenen gelin adayı oldu. Hiç aklıma gelmezken. Ve damat adaylarına bakalım ve açıklayalım artık ayağa kalkacakları. Aykut en yakın isim gitmeye. 3 oyla. Arkasından Şahin ve Boğaçan var. Burada Boğaçan veya Şahin yazıyorsa ikinci tur var. Başka herhangi bir isimle sen kalkacaksın ayağa Aykut. Geçen haftanın birincisiyken bu hafta bu ihtimal nasıl? Ya dediğim gibi daha demin de söyledim. Hani halk oylamasında birinci olmadığım ve koruma alamayacağım için. Tamam halk aşk yaşa diyor sana. Aşk yaşayacağım da şimdi şöyle bir şey var. Zaten gelin adaylarımız var. Bu zamana kadar aynı evin içerisindeyiz. Bir şey etmiş olsaydım zaten bu zamana kadar çoktan yaşardım. Yani bu adam aşk yaşamıyorsa gitsin yenisi gelsin mi? Büyük ihtimalle gelinlere böyle düşünmüştür. Çünkü başka türlü yollama gibi ihtimalleri düşünmüyorum. Hani gerçekten kimse diyorsunuz ya etliye sütle karışmıyor. Kimseye bir zararım olduğunu düşünmüyorum. Hani gidecek olursam da ilk geldiğimde de aynı şeyi söylemişim. Efendi gibi geldim, efendi gibi giderim. Kimseyi üzdüğümü düşünmüyorum. İlişkiyi de baltalamadım. Hani anlamak bir şekilde çıkarım yani. Ama gerçekten ben de böyle bir aşk yaşamak isterdim diğer arkadaşlarımız gibi. İnşallah o da olur. Bu evde her şey olur. Bu eve 3 kere giren var, 4 kere giren var. Rabia'cığım senin için de öyle. Eğer gidecek olan aday sen olursan. İşte Adnan ikinci gelişinde mutluluğu yakaladı. Semih burada ikinci senesinde yine. Aynen öyle. Neler yaşanıyor bu evde?
Mehtap eskilerimizden. Evet, damat adaylarından acaba kimin adı çıkacak?